Adım Halil İbrahim. Halil İbrahim Uçar. Makine mühendisiyim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 94 mezunuyum. Manisalıyım. Konya doğumluyum. Dört çocuğum var. Sevgili Zehra TV izleyicileri, sevgili canlar. Bugün çok özel bir konuğum var. Hüseyin'in verdiğiyle bir fincan kahve programı. Hem bizim aile dostumuz hem de benim yayın hayatına ilk girdiğim televizyon kanalı olan Engelsiz TV'de kamera arkasında da bizimle beraberdi Engelsiz TV'nin de o dönemdeki ortaklarından da Halil abi Halil İbrahim Uçar yayınımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş Yüreğinize, buldum. ayağınıza sağlık. Allah razı olsun. Nasılsınız, teşekkür iyi abi. misiniz? Kolay gelebildiniz mi öncelikle? Hamza, çok rahat geldim. <laughs> Ama böyle bir yayın için geldiğimin farkında değildim. <laughs> Biraz sürpriz bizim. <laughs> program <laughs> natural bir program. <laughs> <Sürpriz> o yüzden <laughs> sürpriz oldu. E, böyle sürprizler yapıyoruz konuklarımıza. Allah, Allah işinize kolaylıklar versin. Sağ olun. Rahatsızlıklar versin inşallah. Sağ olun, çok teşekkür ederim. E, Halil İbrahim Uçar kimdir? İzleyicilerimiz ilk önce sizi bir tanısınlar sizin dilinizden. Daha sonra ben soracağım. Halil İbrahim Uçar, Aslen Manisalıyım. Hı hı. 0701 1968 Konya doğumluyum. Ee, babam askeri olduğu için biz Türkiye'nin birçok yerini dolaştığımızdan He. dolayı ben Konya'da denk gelmişim. Konya'da denk gelmişim. Memleketimi söylemişim. çok az biliyorum. Makine mühendisiyim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1994 Ocak mezunuyum. Hı hı. Ee, 50 küsür yaşındayım. Bu kadar yani Çocuk şöyle, evli çocuk, bekar. Evliyim. Evet, evliyim. <laughs> Dört çocuğum var. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Hepsi ne? İki oğlum, iki kızım var. Bir hı hı. oğlum mimar. Çok güzel. Hı hı. En son numarada ilkokul okul üçe gidiyor. Oo, çok güzel, çok güzel. Peki, Arada atladık. Şimdi şeyi soralım. Mesela Konya'da doğdunuz. Daha sonrasında hangi illere gittiniz? Konya'dan sonra birçok il'e gittik. Konya'dan sonraki gittiğimiz yer İskenderun. Hı hı. İskenderun, Hatay, dört yol. Erzurum, Erzurum, İstanbul ve orada bitti tabii. Peki o oralardaki izlenimleriniz yani oradaki insanların yaşayış biçimi çünkü İskenderun çok kozmopolitik bir yer yani. Şimdi şöyle bizim tabii çocukluk dönemimize denk geldiği için küçüklük yaşlarımızda oralarda yaşadığımız için orayla ilgili hatırladığım tek şey daha büyük başka bir şeyle gittiğimizde e, aksanlarımız biraz e, o bölgede Arap çok oluyor. O lehçe Arap, farkı, lehçe var. farkı, ağız farkı fark farkı olduğu için onları yaşadık. Hmm. E, şimdi kendimi bildiğim gençlik dönemlerime geçiş zamanı Erzurum'a. Erzurum'daydı. Oraya Erzurum denk Erzurum'da il merkezi değil tabii. Erzurum'un 20 kilometre çıkışında Artvin yolu üzerinde bir kasaba, aslında bir nahiye. Dumlu Nahiyesi. Orada Tümen vardı. Askeri tümen. Hı hı. Babam orada... E, tayin oraya çıkınca biz de oraya gittik. Soğuktur. Soğuk, evet. Eksi 40... Hatırlıyorum ben. Eksi 40 yaşadık biz orada. Hatırlıyorum ben onu gazetede falan yazmıştı. Çocukluk dönemim... ilkokul, Orta 1, Orta 2... O dönemler orada yaşadık. Erzurum'u... sevdim. Hı. Birazcık daha kırsal kesim, Erzurum merkezden uzaktı. Kendimi daha çok Erzurumlu da hissediyorum zaten o yüzden. Ee, asker çocuğu olmanın bir e, avantajı veya dezavantajı budur. Yani bizim memleketimiz olmaz. Bizim memleketimiz hmm. Türkiye'nin hemen hemen her yeri oluyor. Gittiğimiz, evet, dolaştığımız oluyor, yani. oluyor genelde öyle oluyor. Ama kütük olarak baktığınızda Manisa'lıyım. Ee, Manisa'ya peki <laughs> gidip geldiniz Manisa mi? Manisa'ya gittik tabi. Yaz tatillerinde özellikle okullar tatil olduğu dönemlerde biz çocukken sürekli memleketimize giderdik. Memleketimize. Meşhur de. olan şey nedir Manisa'nın? Manisa'da aslında e, toprakları çok mümbittir. E, Manisa'nın 40 ağaç bölgesinde mesela kavunu meşhurdur. Aslında e, Ha 40 ağaç kavunu diye geçen meşhur evet, kavun. Meşhur kavundur. 40 ağaç dışında Manisa merkezde aslında zamanında çok ekilen pamuk, pamuk e, lifleri çok e, kaliteli olduğu için pamuğu meşhurmuş. Şimdi dikilmiyor tabii, yapılmıyor. Tabii bir dönem Üzümün, Adana da öyleydi çünkü. Evet, üzüm mesela meşhurdur. Manisa dincakla üzüm gelir. Zeytin Zeytin, e, zeytin, e, zeytin de evet çok e, ekilir, çok. E, yani verimli şöyle, bir toprak, Manisa toprağı. Mümbit toprakları var, verimli toprakları var. E, şunu söyleyeyim mesela e, Manisa e, ovasında evet. ciddi miktarda domates ekilir, e, domates kurusu yapılır. E, dünyanın e, en büyük domates e, kurusu ihracatı Manisa. ve üretim yapan firma İtalyan firmasıdır. Manisa'ya gelmiştir. Manisa'da üretim yapıyor. Çok ben enteresan. onlarla konuştum, çok enteresan. Sordum hatta niye ya? dedi sizin bu bölgenin dedi domatesin, yani güneşte kurutulmuş domatesin rengi çok kaliteli hmm. demişti bana bir İtalyan. Onları araştırdığımızda sordum da onlar özellikle pizza sektöründe ciddi miktarda domates kurusu sağlayıcılarıymış. Çok güzel. Evet. Peki şu anda çiftçilik nasıl? Tarım nasıl Manisa'da? Siz nasıl görüyorsunuz? Bir Manisa'lı olarak soruyorum. Bir Manisa olarak çiftçilere baktığımız zaman tabii çiftçilerin durumu zor şu anda. Hı -hı. Sıkıntılı. Onun birçok nedeni var. Mazotları çok pahalı. Evet. Ee, tarlalar küçük. Hı -hı. Küçülüyor çünkü sürekli küçülüyor. Ve eskisi kadar e, bir e, gelirleri yok. Giderleri daha fazla. Değilen çiftçi teşvikler yeterli gelmiyor o zaman. Değil değil. Teşvikten öte aslında çiftçinin üretimini ürettiği ürününün e, doğru bir şekilde pazarlanması lazım. Bundan hmm. üretici faydalanamıyor maalesef. Hmm. Bunu aslında detaylı bir şekilde uzmanlarından dinlemek lazım. Benim orada burada söyleyebileceğim sadece üretici, çiftçi yaptığı ürünlerin e, ürünlerle ilgili yeterli bir Geri besleme alamadığını Alamıyor. söylüyor. Evet Yani genelde çiftçiliği bırakmalarının sebebi aslında şöyle Hı. diyebiliriz. E, harcadıklarının kazanç bölümüne baktıkları zaman o kazanç gelmiyor. Zarara gittiği Aynı. zaman çiftçiliği bırakma durumunda kalıyor. Mesela, Biz de evet. ihracat yapıyoruz o Mesela hayvancılık yapanlar var. Hı -hı. Diyelim ki benim amcamın oğullarının büyük baş hayvanları var. Onların yaklaşık 40-50 tane büyük başları vardı ama bıraktılar. Onların hatta çoğu in ineklerini süt aldıkları ineklerini kesimhaneye gönderip ete Oo, çevirdiler. O, işte o kötü. Kötü niye? Çünkü işin içinden çıkamıyor. Hmm. Çiftçinin biraz daha belki bilinçlenerek yapması lazım ama yemler çok pahalı. Bu yemlerin altından kalkamıyor. Mesela bana söylediği şuydu amca o çocuğun. <laughs> ya amca diyordu. Bizim diyor aldığımız yemler ancak ineğin sütünden aldığımız sütü ancak yemini karşılıyor diyordu hmm. mesela. Onların kazancı belki şöyle söylüyordu o zaman. Yani diyordu ki biz buradan eğer yavru elde edersek bu yavru on bizim kazancımızdır. Yani yavru bizim kazancımız kazancımız yani. oluyor. O da işte Onun yani. devamlılığı yani olan bir şey attığımız değil. Attığımız taş ürküttüğümüz kuşa değmiyor. değmiyor. Diyordu. Evet, inşallah onlar... daha da iyi olur diyelim. İnşallah. Yani İstanbul'a geldiniz. Üniversite yılları ODTÜ. Çok zor yani herkesin zor girebildiği bir evet. dönemde ODTÜ'ye girdiniz. Üniversite yıllarınız nasıl geçti? O zamandaki öğrencilik nasıldı? Hala Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni kazandığımda ben tabii e, Ankara'da böyle bir üniversite olduğunu biz biliyorduk. Hı hı. Üniversite yıllarını hazırlanırken, lise yıllarında daha doğrusu çok da bilinçli değildik. E, üniversite imtihana girmeden önce e, bir akrabam vardı üniversitede öğretim görevlisi. O dedi yabancı ile eğitim yapan bir okulda okumanı tavsiye ediyorum. ODTÜ'yü yazabilirsin dedi mesela. Biz de onunla beraber yapmıştık tercihlerimizi. Hı hı. kadar çok da bilinçli olmadan onun yönlendirmesiyle ben ortada o teknik Üniversitesi makine mühendisliği kazandım. 94 İngilizce Ocak İngilizce Tabii. İngilizce eğitim, evet İngilizce eğitim. Ben işini gitseler babam asker olduğu için birçok yerde de okudumuz için e, bizim İngilizce eğitimimiz de iyi değil. Yani benim İngilizce Hı -hı. branş hocam hiç olmadı. Sadece üniversiteye girmeden önce lise yılda istafıdan girdiniz yani. Yani şöyle bir şey e, biz eğitim sistemini belki burada irdelemek gerekiyor da okuduğumuz Anadolu okullarında hiçbir zaman branş hocası olarak İngilizce hocası görmedim ben onu demek istiyorum He. buraya liseye okuduğum yer Lisesi, in orada okudum tek İngilizce hocamız orada geldi orada birazcık düzelttik üniversiteye de asbel kadar öyle üniversitede yabancı dil eğitimi orada ağırlık oldu biraz zor oldu benim için peki, peki öğrencilik mi? yılları nasıl geçti zor muydu Şimdi tabii öğrencilik yıllarıyla gerçek hayatın arasında çok farklılık var. Öğrencilik yılları öğrenci için her zaman zor geçer. Hı hı. Nasıl zor geçer? Ailenizden ayrı yaşıyorsanız eğer. Ayrı mıydınız siz? Tabii çünkü İstanbul'da oturuyordu o zaman. Ben İstanbul'dan Ankara'ya kazandım. Ankara'ya gittim. Yurtta kaldım. İşte birçok şeyi kendi kendinize getirebilmeniz lazım. Babanızın e, durumu e, da bunu etkilemiyor. Tabii askeriye benim kız kardeşim de o zaman Çapa Tıp Fakültesi Fizik Tedavi kazanmıştı Oo. aynı sene. Yani şimdi babam iki tarafa da parçalanmak durumunda kalıyordu. Ben dolayısıyla e, öğrencilik yıllarında biraz daha bilinçli okumaya çalıştım. yani Ekiş yaptınız mı o dönemde? Çal yazları çalışıyordum. Hı. Yazın çalışıyordum. Yazın çalışıp e, paramı kazanıyordum. Yetirebildiğim kadar. <laughs> Sömestr içinde Peki şu andaki mesela üniversiteye giden çocuklarınız da var. Bitiren var. de var mezun olan. Hı. Şu anki yıllarla o zamanki yılları karşılaştırdığınız zaman... E arada nasıl bir fark görüyorsunuz? Allah şimdiki yıllarla eski yıllar arasında kıyaslama yaptığın zaman her zaman gençlerin işi zor. Allah yardımcıları olsun. Yani şu anki dönemi daha mı zor buluyorsunuz? Şöyle zor. Şimdi üniversite çok. Hı -hı. Çok bölüm var. Öğrencilerin kendilerini daha iyi yetiştirmesi lazım. Öğrencilerin bütün çabası kendisini hangi dalda okumak istiyorlarsa, hangi dalda başarılı olmak istiyorlarsa o dalda iyi yetiştirmeleri gerekiyor. Okulda Hı -hı. yetinmeyecekler, kendilerini yetiştirecekler. Şimdiki öğrencilerin sıkıntısı, eskiden bir dil yetiyordu bir dil de yetmiyor şu anda İkinci dil belki üçüncü, üçüncü dil de gerekiyor Gerekiyor. öğrenmeleri gerekiyor ve bunun için de imkan çok eskisi gibi değil imkan yurt çok fazla dışında eğitim imkanı da var İşte burada bitiriyorlar orada gidip tez verip doktora yurt, yapıyorlar yurt dışı imkanı var İşte sosyal platformlarla dil öğrenme imkanları avantajları var bununla ilgili birkaç kişi tanıyordum ben onlar mesela internet üzerinden bir takım medya kuruluşlarını kullanarak İki dil üç dili çok iyi seviyede öğrenmişlerdi. Çok güzel. Peki sizin o, evladınız da bitirdi mimarlık okudu. Sizin hı hı. ona tavsiyeleriniz nelerdi mesela? Valla ben e, tavsiyem tek şu olduğuna ben hiçbir zaman yönlendirmedim. Şöyle yönlendirmedim. Onun kendine göre bir yeteneği vardı zaten. Hı hı. Oturdum onunla konuştum. Şunu söyledim ona. Ya oğlum dedim hayat zor. İnsan önünde birçok engeller her ne? zaman çıkacaktır. Doğru. Öncelikle kendini nerede başarılı hissediyorsan, ne olmak istiyorsan kendini bir belirle diye konuşmuştum ben onunla. O hatta Orta Doğu inşaat Üniversitesi İnşaat kazanmıştı. Hı hı. Benim yanıma oturdu ve dedi ki baba dedi ya ben dedi inşaat mühendisi olmayacağım. Ben mimar olmak istiyorum dedi. Ondan sonra İstanbul'da bir mimarlık bölümüne gitti. Ee, orada başarılı da dereceyle bitirdi Çok güzel. mimarlığı. Mesleğini seviyor. Ben de zaman her zaman zaten dedim ben sevdiğin ve yapmak istediğin o mesleği O çok yap önemli değil mi? Yani i̇nsanın çok sevdiği önemli. mesleği yapması. Çok. Çok önemli. Onunla ilgili aslında yeteneği de vardı. O yeteneği de daha çok ortaya çıkartmış oldu. Hmm. Böylelikle. Siz sevdiğiniz mesleği mi yaptınız? Peki o soruyu da sorayım. Ben aslında yönlendirilerek girdiğim bir mesleği yapıyorum. <laughs> Mesleğim güzel bir meslek ama çok genel bir meslek. Türkiye standartlarında henüz çok e, bölünmüş bir meslek değil. Yani Makine adı konulmuş çok... bir meslek değil. Birçok dala ayrılıyor çünkü değil Makine mi? Makine mühendisliği çok genel bir mühendislik. Onun içerisinde aslında birçok mühendislikler var güç enerji enerji santrali mesela güç e, power plant dediğimiz mesela Hı -hı. bir sektör var. Bunu makine mühendisleri bu de, işi, ders görüyor. Hı -hı. Nükleer var mesela makine mühendisliği işte, nükleerin yani nükleer ders alabiliyorsunuz. Hı -hı. İmalat var mesela. İmalat makinelerle ilgili makine <laughs> Motor var mesela. Motor dediğimiz işten yanmalı motorlar. motor e, e, Otomotiv e, sektörü. Bu bütün sektörleri içine alan genel bir mühendislik. İçinden daha çok başka mühendislikler çıkarması <laughs> çıkartması gerekiyor. gerekiyor. Siz de bunu Ben de bunu aynı kanaatliyim. Çünkü makine mühendisliği, benim babam da mekatronik mühendisi. Hı. Baktığınız zaman her şey içine alan bir şey. İşte her <laughs> şey içine alan bir, yani bir Savunma sanayi de makine mühendisliğinin içine giriyor. Silah sanayi de Silah sanayi giriyor. Normal fabrikasyon ürünler de giriyor. Aynen dolayısıyla daha çok, çok parçalanıp daha çok branşlaşılması gereken bir bölüm. Bölüm. Peki siz e, branşınızı yani makine mühendisliği için en çok hangi alanda e, işlem yaptınız çalıştınız? Valla çok çeşitli sektörlerde çalıştım. A ağırlıklı <laughs> inşaat sektörüne yönelik, ısıtma soğutma. Yani e, benim bu arada anti söylemek istedim. Gençler kendilerini gö güzel tanıyıp e, güzel tanıdıktan sonra yapmak istedikleri neyse o yapmak istedikleri meslekle ilgili kendilerini e, kanalize etsinler ve aldıkları eğitimle yetinmeyip kendilerini yetiştirsinler. O çok önemli. Şu an zaten yeterli Bununla anlamı. ilgili evet, bununla ilgili çok materyalleri de var. İstedikleri bilgiye çok rahat ulaşılabiliyor şu anda. Ee, o, o yüzden benim gençlere acilen tavsiye edebileceğim tek şey bu. Benim gördüğüm bu. Hı hı. Ee, bunu söyleyebilirim. Üniversiteyi bitirdikten sonra firmalarda çalıştınız bildiğim kadarıyla. Evet. Hiç yurt dışı deneyiminiz oldu mu? Oldu. Yurt dışı deneyimim oldu. Ee, şöyle ben bir miktar e, Türkiye'de çeşitli sektörde çalıştıktan sonra Türkiye'de yatırım yapan bir Amerikan sermayesi bir firma, e, mühendis arıyordu. Oraya müracaat etmiştim. Onlar aldılar beni. Oraya e, başladım. Hı -hı. Onlar e, tatlandırıcı üretiyorlar. Mısır Hı -hı. Mısır şerbeti glikos dediğimiz, glikoz şurubu dediğimiz, fruktoz dediğimiz, Hı -hı. Mısır'ın içindeki nişastayı e, fruktoza dönüştüren bir fabrika Hı -hı. kurulumunda bulundum. Çok güzel. Ee, Bursa ili sınırlar içerisinde, Orhan Gazi e, ilçesinin için içerisinde sınırlar içerisinde bir 800 ton günlük mısır kırma kapasiteli bir fabrika kuruluşunda bulundum. O süreç içerisinde e, fabrika kurumu sırasında bir takım eğitimler aldık. O eğitimlerle beraber Amerika'ya gönderildik. Hmm. İşbaşı eğitimi diyor ona deniliyor. Hangi çalışan gitiniz? Nebraska eyaleti, Omaha şehri, Bileğir kasabası. Hı hı. Orada yaklaşık günlük 8 bin ton kadar mısır kıran bir fabrikası vardı. Biz 800 ton kırıyorduk. Yani bizim 10 e, katımız. 10 katınız daha büyük, büyük bir Çok büyük. Çünkü mısır e, tane olarak geliyordu fabrika. Hı hı. Onlar Katarlarla geliyor, trenlerle geliyordu oraya. Hı hı. Silolara dökülüyor. İşlemleri var. Aslında mısır nişastasından şeker üretimi insan vücudunda e, yapılan işlemin aynısı. Hı, hı. Şöyle ki işte nişasta ağız yoluyla alınır, ağızda bir takım proseslerden geçip mideye gelip midede asitle şekere dönüştürülüyor. Evet. Vücut da onun gerekli olan miktarlarını bir alıyor. Değil alıyor, değil mi? gerisini gönderiyor. Bu fabrikada vücudun yaptığı işlemin aynısını yapan bir fabrika eee. aslında. Oradan esinlenmiş. Ne kadar kaldınız Amerika'da? Amerika'da çok değil. Yaklaşık iki ay kadar kaldık işbaşı eğitim dediğimiz. Fabrikada çalıştık orada. İki ay süresinde çalıştırıldık. Çalıştır. Her bölümde çalıştık. Orayla buraya Fabrikaya... kıyasladığınız zaman farklar. Yani çalışma şekli, standarttır olarak. Valla şöyle söyleyeyim. Amerika'da en güzel olan şey sistemli bir ülke. Hı hı. Sistematik her şeyi sisteme koymuşlar. Ee, sistemli çalışıyor, çalışılan bir yer. Onu söyleyebilirim hı hı. ben. Türkiye'de öyle değil. Mesela biz burada iş e, başı eğitim alırken hı hı. biz ilk önce güvenlik konusunda bayağı bir eğitim aldık. Tamam. İş güvenliği konusunda bayağı iş. Çok önemli çünkü sizin makinelerle Şu, berabersiniz. Ya Sadece işte olan arızalar, kazalar değil, farklı eğitimler de aldık. Mesela bizim bulunduğumuz bölgeden dolayı terörist atak olabileceği, terörist saldırısı olabileceği düşünülüp, onunla ilgili senaryoları anlatılıp, onunla ilgili neler yapabileceğimizle ilgili bile eğitildik. Fabrikada bir kaza oldu, bir sürü basın mensubu geldi. Basın mensubu geldiğinde bizim onlarla ne konuşacağımızı bile bile öğrettiler bize. Yani o yüzden aslında Amerika'daki bu sistemi seviyorum ben. Çok sistematik bir sistemleri var tanımlanmamış bir şey yok. Hı -hı. O tanımlanmamışlık içerisinde insanlar çalıştıkları ortamda ne yapacaklarını gayet iyi biliyorlar. Değil mi? Ben fabrika kurulup test ve devreye alma sürecinde çalıştıktan sonra biraz reklam yapıyoruz aslında ama yok yok sıkıntı yok. Şimdi e, o test ve devreye alma sürecinden sonra e, vardiya amiri olarak da çalıştım. Vardiya Hı -hı. amiri e, vardiya süresince fabrikadan sorumlu aslında tek kişi. Fabrika müdürü de Hı -hı. var, ülke müdürü de var ama o sırasındaki vardiya sorumluluk. sırasındaki bütün yetki ve sorumluluk onda. O yetki ve sorumluluğu taşıyan vardiya amiri... Her ne konuda, neyle karşılaşırsa ne yapacağını... Çok iyi biliyor. Hı hı. O şekilde yönlendiriliyor, o şekilde eğitiliyor. Ki ben bir olay yaşamıştım. Başıma gelen olaylardan bir tanesi bir arıza olmuştu. Fabrika içerisinde. O arızadan dolayı şimdi sistematik ve devamlı çalışan bir sistem olduğu için bir tarafta arıza varsa bu sistem bu arızayı giderene kadar arkadaki sistem bunu beslemeyi e, ya durdurmanız lazım ya da, ya da belli bir süre kadar bekletebilirsiniz. bekletebilirsiniz. Ama ee, o zaman da bir birikme olmuyor mu? Oluyor işte ama o süre içerisinde onu e, güzel e, Al, takip edebiliyor yani. Güzel takip edip ona göre karar alabilmeniz lazım. E, Böyle bir durumda mesela ülke müdürünü veya herhangi bir kişiyi aramıyorsunuz. Direkt siz karar veriyorsunuz. Fabrikayı durdurma durdurma yetkiniz var. Fabrikayı Hı -hı. durdurmaktan öte başka şeyler yapma yetkiniz de var. Onun arkasında sadece yaptığınız vardiya sürecini raporluyorsunuz ve o yaptığınız raporlama sonucunda da bilgilendiriyorsunuz sistemi. Hı -hı. Sistem o konuda sizi yeterince bilgilendirdiği için bir de sistemi çok iyi tanıyorsunuz. Çalışma Hı -hı. sistemini çok iyi tanıyorsunuz. Nerede nasıl arızalar olursa nelerle karşılaşacağınızı bildiğiniz için Yanlış bir şey de yapmıyorsunuz. Çok güzel. Bu konuda e, Amerikan sistemini bu yönden açıkçası i̇yi. E, iyi. Bu yön bu yönünü çok sevmiştim bu ben. Güzel. Peki başka hangi ülkelere gittiniz? Bana başka ülkelere gittim. E, Avrupa ülkelerine gittim. Hı -hı. Ya orada iş amaçlı. gittim. İş amaçlı değil mi? gittim. Daha önce çalıştığım firmalarda yaptığımız işten dolayı İtalya'ya gitmiştim. Hı -hı. İtalya'da işlerimiz olmuştu. Oraya gittim. Kör, Orta Doğu'da? Körfez ülkelerine gittim. Körfez Hı. ülkelerine gittim. Katar'a gitmiştim. Mısır'a gittim. Mısır'a gittim. Mısır'dan evlendim. Ha, öyle mi? Eşiniz Mısırlı. <laughs> evet, eşim Mısırlı. Çok güzel. Benim de yengem Mısırlı. İskender yani onlar soyadı da Mısırlı. <laughs> İskenderiyeli eşim. Çok güzel. Peki oradaki insanlar, hani buradaki bizim insanlarımızı kıyasladığınız zaman örfsel, geleneksel, göreneksel olarak farklılıklar nelerdir? Valla ben sana şöyle söyleyeyim güzel kardeşim. Benim gözlemlediğim genelde kültür yapılarımız hep aynı. Hemen Kültürler hemen aynı. olarak aynı. Hep hep hemen hemen aynı. Yalnız bu doğuya doğru geldikçe agresifleşiyor millet insanlar. insanlar agresifleşiyor. Nasıl agresifleşiyor? Yani olumsuz durumlarda hemen parlayabiliyorlar, parlayıp küfürleyebiliyorlar. Kurallar yok. Orada. Oralarda yok yani. Hı. Bu bölgede de çok kural yok yani. Ben Tabii, yani en basitinden sonra trafik kurallarına uymuyor mu kimse? Uymuyorlar. Ha. Uymuyorlar, uymuyorlar. Ee, sistem orada farklı çalışıyor. Ama şunu söyleyeyim. Mesela ben Amerika'da kaldığım süre içerisinde soğuk başladı. Orada homus denilen bir olay var yani Hı -hı. evsizler denilen bir gerçek var. Bu evsizler çok soğuklarda dışarılarda kalamazlar. Evet, donuyorlar. sistem, sistem onları koruyor. Ne yapıyor? Onları hepsini toplayıp belli yerlerde barınmalarını sağlıyorlar bu soğuk zamanlarda. Doğru. Orada böyle bir sistem var. Ama bizim bu bahsettiğimiz medeniyetlerde de öyle bir sistem yok. Burada da insanlar var. İnsanlar birbirlerine yardım ediyor. Yani oradaki fark o. İmece usulü dediğimiz usul. Yani bizde insanlar her ne kadar böyle birden parlasa da ama evet. insanlık her zaman olduğu için tabii. bir şekilde Şu insanlar yardım Son yaşadığımız deprem bir... bunun en büyük örneği evet. zaten. Allah ölenlere de rahmet etsin. Aynen. Kalanlara da Allah başsağlığı <laughs> versin. versin. Allah onlara da kolaylaştırsın. Kolay evet. değil tabi. E, ateş düştüğü yeri yakar. Yeri yakar. Onlar e, burada yanlar, Bizim de yüreğimiz yandı, yandı. ama e, insan şöyle düşünüp kendisinde içselleştirirse yani benim diyelim ki en küçük çocuğum 9 yaşında. 9 yaşındaki çocuk o çocukla beraber enkaz altından çıkarılan insanlar oldu. Doğru. Onunla Hatta beraber. 12. gün dün sabah evet. bile çıkanlar oldu. Yani e, onu düşünüyorum. Kızım bana soruyor mesela. Bu deprem nedir diyor. Hmm. Allah diyor çok mu kötü diyor mesela bana. Oo. Şimdi, Şimdi bunu anlatmak lazım çocuğun Ay, tabii, anlayacağı şekilde. Tabii bunu anlatıyorsun ona. Hı -hı. Şimdi Allah depremi zaten vermiş, bunun bilgisini de vermiş insanlara. Kızım ama insanlar doğru bina yapmıyorlar. Doğru hı -hı. şekilde e, Allah'ın bildirdiğini e, uygulamıyorlar. Uygulamadıkları için, için. Uymadıkları için. Şimdi ben hı -hı. böyle anlatmaya çalışıyorum hı -hı. tabii. Tepkisi ee, ne oluyor? Hı. Tepkisi düşünüyor. Neden o zaman insanlar böyle yapıyor? İşte insanlar doğrusunu yapması lazım. Doğru insanlar da çıkıp bu doğru yapmayı sağlamalı lazım diye bir mücadele var aslında. İnsanlık tarihince tarih boyunca olan bir mücadeledir bu. Kabul edebiliyor mu yani pek? İsterleştiriyor, değil mi? Ediyor tabii. Ediyor çok... sonuçta. Allah vermedi diyorum kızım ben. Ee... 99 depreminde burada mıydınız siz? 99 depreminde ben Bursa'daydım. O siz daha iyi hissetmişsinizdir yani hissettim. o şeyi şiddeti. Hem de çok iyi hissettim. Ben o zaman işte o Amerikan firmasında çalışıyordum. Ha. Bursa'daydım o. Bursa'da e, ciddi hissettim. 45 saniye sürmüştü galiba. Tabii tabii 45, 45 saniye, saniye sürdü. sürdü. Çocuklar da yanınızda mıydı? Değil, onlar İstanbul'daydı. Onlar, o... Ben İstanbul'da, şey Bursa'da tek başımaydım. Çalışıyordum. onları bir iş için e, babamların yanına gelmişlerdi İstanbul'a. Ben uyandım o sarsıntıyla. Uzun sürdü. O sırada aklım onlar geldi. İstanbul'da da bir deprem meklentisi var. Söylentiler var. Konuşuluyor evet. sürekli. Hemen telefonu kaldırdım daha sallantı bitmeden sallantı İlk bitmeden. aklına gelen oldu değil mi insan? yalan tabii ilk aklına gelen insan çocuğu oluyor yavrusu Aynen oluyor. oluyor yani da. hemen onları aradım Allah'tan telefonu da çıktılar biz dedi iyiyiz biz aşağı iniyoruz çok kötü iptal oldu. Ondan sonra bir daha konuşamadım ama Allah'tan onların dışarı çıktığını öğrenmiştim ben de dedim dışarı çıkıyorum ben de zaten o olay anında bir şey anlamıyorsun o olaydan sonra evet. haberleri açıp ne gibi olaylar yaşandığını öğrenince, öğrenince. dehşete düşüyor insan. Tabii, Gerçekten tabii. ciddi bir deprem oldu. 99 depremde tabii. De, de çok büyük kayıpların oldu. Çok büyük kayıplar oldu. Allah bütün ölenlerimize rahmet eylesin Gerçi Allah bir daha tekrarını yaşatmasın. Amin. Bundan da ders çıkartmayı hepimize nasip. nasip eylesin. Şimdi zaten olay orada bitiyor Hüseyin kardeşim. Yani e, nasıl oluyor Muhammed? Şimdi şöyle bir olay, bu olay, bir gerçek. Şimdi Hı. profesörlerimiz. Konuşuyorlar, i̇şte fay fayatlarından bahsediyorlar, zeminden bahsediyorlar. Bu bir gerçek, Türkiye'nin de özellikle bir gerçeği. Var, böyle bir yani deprem gerçeği var. var. Aktif bir fay hatlarının üstünde biz şu anda duruyoruz ve buna göre yapılaşmamız lazım. Bunun Kesinlikle. başka çaresi yok yani. Kesinlikle. Doğanın kuralları dedikleri var. şey bu yani, doğanın kurallarına yani uymak lazım. Siz makine mühendisiniz, siz daha iyi biliyorsunuz, makinede bir tane parça, bir tane vida olmadığı zaman o makine çökebilir. Tabii. Yanlış çalışabilir. Başkasının canına mal olabilir. Olabilir. Bir küçücük parçacık koskoca bir makinenin çalışmasını engelleyebilir. Engeller de zarar da verebilir. Doğru. Peki Mısır'da kaldınız, oradan da evlendiniz. Oranın yemek kültürü, gelenekleri size uygun muydu yoksa? Hı. Çok zorluk uygun. çektiniz mi? Çok uygun. Bir de ben. Yemek konusunda çok seçici değilim. Öyle mi? Dolayısıyla gittiğim yerde hemen adapte oldum. Zaten çoğunlukla kültürler hep aynı olduğu için genelde sıkıntı yok. Yani rahat adaptasyonlu, rahat, adaptasyonlu bir sıkıntı yaşamadınız. lezzetli geldi bana hatta. Yedim yedim mi, bol bol mi? Da yedim İyi. orada. Allah affetsin. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Bir de Engelsiz TV'de de beraberdik sizinle. Hmm. Orada bir birlikteliğimiz oldu. Orada o zaman da büyük bir izlenme oranımız vardı hatırlarsınız bizim Zehra TV'de Türkiye'de ortalama 7 ay 8 aydır burada bir yayın yapıyoruz. Tabii ona yaklaşmamız şu an için imkansız ama Azerbaycan'da bizi izleyenler var. Yurt dışında çeşitli bölgelerde bizi izleyenler var. Sağ olsunlar izleyicilerimizle yurt dışındaki aracılarla buradaki afat gibi kurumların aracılığıyla oraya yardımlarını gönderdiler. bizleri izleyenlere buradan hani bu konuda ne demek istersin? Allah öncelikle bu acıyı yaşayanlara ölmüşlerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Hı hı. Geride kalanlarına da sabırlar diliyoruz. Evet. Ha, hastalarına şifalar Cenab-ı evet. Mevla'dan acil şifalar diyoruz. Kardeşlik burada başlıyor zaten. Değil yani mi? dünya kardeşliği evet. aslında. Evet. Şimdi öyle insanların e, birbirine olan ihtiyacını görüyoruz. görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Burada e, A'dan Z'ye birçok ülkeden birçok insan geldi. Hiç i̇smini yardımı. bilmeyen, bilinmeyen Duymadığım yani kendi şahsım olarak ülkeler var. Ya Geçen Polonya'dan mıydı? Avrupa ülkesinden bir ülkeden bir kurtarıcı kız çocuğunu çıkarttığında ağlıyordu mesela. Şimdi Avrupa ülkesinden gelmiş bir kurtarma ekibi vardı. Birçok ülkeden geldiler. Onlara şükranlarımızı sunuyoruz tabii ki. Tabii ki. Onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Tek ederiz. tek hepsini. Şimdi insanlığın gereğini yaptılar. Yaptılar. Ee, insan olmak budur zaten. Gerekliliği budur insan olmanın. Evet, olmak. insan olmanın gerekliliği budur. Onlar geldiler bir e, Avrupa ülkesinden e, bir ülkeden bir kurtarma ekibinin işte 4-5 yaşında bir çocuğu çıkartıp <laughs> ağlama e, evet, sahnesi vardı. Anlardı, gerçekten öyle. Şimdi onun kanı bizim kanımız değil. değil Onun dili de bizim dilimiz değil. değil. Doğru. Ama o acıyı yaşadı. Yaşadı. Belki çocuğu vardı bilmiyorum Tabii. Tabii, aynen. Yani. Evet. yani Allah gerçekten e, yardımcısı olsun Evet e, o insanların Allah bir daha göstertmesin. göstermesin ama böyle bir gerçeğimizin olduğunu da biliyoruz bir deprem bölgesindeyiz bu deprem bölgesinde yapılaşmalarımızın ne kadar yanlış olduğunu öğrendik tekrar tekrar öğreniyoruz 99'da öğrenmiştik gene öğrendik maalesef Bununla ilgili alınması gereken tedbirleri e, en herkes kısa zamanda. Herkes. Sadece sistemlerini beklemeden bizim de sorgulamamız lazım. Yani birey olarak biz de bir şey yapıyorsak bu yapılacak olan işin gerçekten e, tekliğine uygun yapılmasını uygun sağlamamız, yapı lazım. sağlamamız lazım. Ben Doğru. yapı denetim işi yaptım. Yani. Kendi yapı denetim ha, yani şirketim var. Az çok bu işte ilgilisiniz. İlgilendim. Bununla ilgili 99 depreminden sonra Türkiye'de e, yapı stoğunun gerçekten. E, ...zayıf olduğu, Deprem yönetmeliklerine, depreme uygun olmadığı ortaya çıktı. Bununla ilgili deprem yönetmeliği de çıkartıldı zaten. Hmm. 99 depreminden sonra. O zaman yuvarlak demir kullanıyormuş mesela inşaatlarda. Ben O da çok inşaçlı, sakıncalı bir şey. Şimdi nervürlü demir o zaman çık koydular. Çakıl taşları vardı içlerinde. İşte beton kalitesinin uygun olmadığını anladılar. O zaman e, hazır beton diye bir sistem koydu, koyuldu. Evet. Bu hazır betonla ilgili e, aslında sağa gerçekten uygun malzeme ve betonda gelmesi sağlandı. Raylı sistemin de olması lazım değil mi üstad? Şimdi <laughs> o, şimdi bu iş tamamen işin uzmanlarına gidiyor. Nasıl gidiyor? Şimdi statik hesap yapan inşaat mühendisleri zemin etüt raporlarına göre binanın inşaatını yapabilirler. Nasıl hmm. yaparlar? Zemin etüt raporuna göre. Dolayısıyla iyi bir zemin etütçü zemin etütünün iyi yapılmış olması yapılan zemin etüdüne göre de statik projenin yani inşaat mühendisinin Statik projesini, projesini çözmesi gerekiyor. Bunu çözerken o binanın e, bulunduğu zemine göre uygun yap, e, temeli seçmesi lazım. Seç seçmesi lazım. O kayar sistem dediğiniz sistem işte Japonların yaptığı yüksek Hı -hı. binalar yapıp e, uygulama yaptıkları o bir çözüm. Mesela biz İstanbul'da ben e, hastane, şehir Hı -hı. hastaneleri projesinde de çalıştım. <laughs> İstanbul'da bizim yaptığımız hastanelerden mesela Adana'daki şehir hastanesi. Bunda deprem izolatörü konuldu mesela. Onlarda hmm. deprem izolatörü var. Ben onları falan hep bakmıştım. Yani çünkü Malatya'da biz ülke olarak bir şey sahne gördük. Evet. Bina sapa salın, dimdik duruyor. Temeli bir parça ve arkaya doğru yatmış. Evet. Yani binada hiçbir sıkıntı yok ama temel bir sıkıntı var orada işte. Küçük bir temel atılmış. Yani bizim çıkıyor. evet bizim gözlemleyebildiğimiz, bizim, bizim sadece gözlemleyebildiğimiz. söyleyebileceğimiz Aynen. ama teknik olarak teknik insanların çıkıp bir şeyler söyleyebilmesi, söylemesi lazım. Bizim gözlemimiz demek ki zeminle ilgili bir sıkıntı bir var. Bir sıkıntı var. Hı -hı. O zemin e, çözümü e, doğru yapılmamış olabilir. Olabilir. O, o, onu diyebilirim ben. Gözlemsel He. olarak benim e, sadece söyleyebileceğim şey bu ama teknik açıdan söylenebilecekleri uzmanlarından bekliyoruz zaten. Ama Hatay'da mesela bir ilçe vardı. Bir belediye başkanı. Orada sıfır yıkım oldu. Hmm. Ve çıkıp şunu söyledi. Ee, dedi ki ya herkes bana diyordu ki bu depremden önce. Türkiye'deki tek dürüst adam sen misin? Çünkü birçok kişiyi reddediyordum. Hayır düzgün yapın. Kitabına uygun yapın. Ne gerekiyorsa ne yazıyorsa mevzuatta onu yapın. Ama diyor e, ben kurallara uygun yaptırdığım için kötü adamdım. Depremden sonra bir tane yıkım yok. Şimdi vicdanım rahat. Hmm siz ne demek istersiniz işini yapma noktasında Şimdi yani mesajlarınızı alayım ben sosyal mesajları. burada aslında benim söyleyecek çok şeyim var. Buyurun kamera M sizin. Neden çok var? Ben 99 depremiyle beraber yönetmelik eee kararnamede kararname ve daha sonra kanunlaşan yapı değil O denetim, zaman yok. O zaman var mıydı kanun hükmünde kararname? Şöyle, kanun hükmünde bir kararname şeklinde çıktı tabii. İlk önce o yasa zaman. yoktu. 4708 sayılı yasa var şu anda. He, evet. 4708 sayılı yasa, yapı denetimiyle ilgili denetimiyle e, bir yasa. Ama ondan önce bir kararname şeklinde He. çıktı. Bu süreç içerisinde 99 depremiyle, o yıkımla sektör hatalarını gördü. Gördü ama ders almamış görüyoruz. Şimdi onu söyleyeceğim işte. O hatalarını gördü. Bu hatalarından bir ders çıkarttı, bir yasa çıkarttı. O ders çıkartmanın adı yasa çıkartmaktır. O yasayı yani çıkarttı. Siyasiler yasa evet. çıkartmakla mükellefler. Evet. Onlar çıkartıyorlar. Aynen. Bu yasa çıkartıldıktan sonra uygulamada sıkıntılar yaşanmaya başladı. O noktada bir sıkıntı var. Kesinlikle. Ben çünkü onunla uğraştım, çok uğraştım. Ben yapı denetim firması kurdum. Yapı denetim firması ile ilgili Ankara'da yapı denetim komisyonu başkanlığına sürekli gittim olması gereken neydi? Mesela yapı denetiminin kanun çıktığından itibaren şu denildi. Yapı denetim firmaları taşıyıcı sistemden 10 yıl boyunca sorumlu. İşte yani o 10 yılda bir sıkıntı olsa problem yapı, yapı yetkili sizsiniz. Doğru. Yani Tabii. bir sıkıntıyla muhatap olan sizsiniz. Ceza Aynı. verilecekse Tabii, yapı size denetim verilecek. Mühendis sorumluluk alıyor. Niye sorumluluk alıyor? Sen o zaman denetimini doğru yapmadın. denetim doğru Mesuliyeti yapılmamış... ağır bir iş o. Tabii mesuliyeti ağır bir şey. Ama bununla beraber güzel bir şey aslında. Sorumluluk almak güzel bir şey. Çünkü sorumluluk alan bir kişi doğru işin yapılması sağlar. Yani sağlık. eksper görevi mi yapıyor acaba eksper. inşaatlarda? Aynen eksper gibi. Yani bir nevi noter gibi. Hı hı. Gidiyorsunuz, inşaat yapılacak olan yerin bütün mühendislik hizmetlerini takip ediyorsunuz. Hı hı. Şimdi aslında deveye sormuşlar, boyun neden, boyun neden? Her Kalın, he, kendi Şimdi işimi, Türkiye'de yapalım. aslında sıkıntı... Müteahhitlik yasası da öyle. Şimdi müteahhit herkes müteahhitlik yapabiliyor. Yani parası olan inşaat yapabilmesi yapabilmemesi lazım. Bir doktorun doktorluk hizmeti ancak yapabilir, doktor yapabilir ama doktorun dışında herhangi bir kimse doktorluk yapamaz, bir klinik açamaz. Burada bir soru soracağım. Ee, şimdi yapı denetimi bir şey yaptınız. Ya, şimdi burada en son bir iki gün içerisinde biz gördük deprem bölgelerinde yıkılan binalarda depremden dolayı yıkılan binalarda görevini yerine getirmeyen müteahhitler içeri aldılar. Bu noktada yapı denetim firmaları da sorumlu mu? Sorumlu. Şimdi orada yıkılan binaların ben yıkıntılara da genelde baktım da çöküntülere bakıyordum ben mesela. Demirler e, şimdi uğraştığım için demirlere Hı. bakıyordum. Her ne kadar inşaat mühendisi değilsem bile sektörde çalıştığım için. Demirler mesela yuvarlak demirler olanlar var. Yuvarlak demir demek bunlar 2000 yılın öncesi de yapılmış binalar. Hı. Yönetmelikten dolayı. Nervürlü demir olanlar da vardı ama yeni binalarda. Olsa nervürlü demir o da demek ki 2000'den sonra yapılmış. Yani yapı denetim yönetmeliği ile yapılmış, deprem yönetmeliği yapılmış binalar. Yani yönetmelikten öncesi de yapılan binaların suçu yok, müteahhitlerin suçu yok. Hep ya var. hep var. Bence, ben aynı in kanadayım. İnsanlık, insanlığı soruyorum yani. Kanunen yok. Yani kanunen şöyle yok. O yönetmeliğe göre yapılmamış, deprem yönetmeliğine hmm. göre yapılmamış. O zaman o öyle bir suçlu yoktu. Değil. O zaman bir şey diyemezsiniz hmm. ki ona. Ama şöyle bir şey var. Şimdi inşaat e, sektöründe yapılan inşaat işi ...birbiri içine geçmiş bir sürü halkalardan oluşan bir işlem. Bir zincirin mukavemeti en zayıf halkası kadardır. Doğru. İstediğin kadar diğer halkalar güçlü olsun. Zayıf bir halka varsa kopar. En zayıf halka kopar. kopar. O zaman o zincire güçlü diyemezsiniz. İnşaat da böyle bir şey. Bu Zemininden da, projesi, hı. projesinden uygulama sırası, uygulamasından sonra denetimi. Denetimi ve bunların bir de şöyle bir şey yani ben. Aslında bu konuda inşaat mühendisi gibi konuşmaya çalışıyorum. Hiç yani ama yani ben sadece bildiklerimi aktarıyorum. Vardır, yani bilgileri aktarıyorum. Evet. Şimdi inşaat projesi doğru yapılıp zemin etütleri doğru yapılıp onlar tamamlandıktan sonra uygulama sırasında da denetimleri şart. Nasıl şart? Onu görüyoruz. Şimdi beton sınıfına göre dökülüp yeteri kadar güçlü bir betonla güçlü dökülüyor bir kalın ama evet. Ama bu döküldükten sonra bu betonun bakım süresi var. Hmm. Bu betonun bakılması lazım. Bakım nasıl oluyor? Bakım kür diyor. Buna te teknik olarak kürlenmesi diyorlar e, deniliyor. Ben yani kendim de oturduğum apartmandan bahsedeyim ve diğer etrafımda gördüğüm sıfır. Böyle bir şey hiç şimdi, görmedim. Şimdi şöyle mesela beton döküldükten sonra bir de betonun dökülme sırasında da dikkat edilmesi gereken hususlar var. Nasıl işte bu betonun vibratör kullanacaksınız. Bütün e, betonun bütün en ince noktalarına kadar kalıbın içerisinde doğru Hı -hı. bir şekilde oturmasını sağlayacaksınız. Artı slump denilen bir e, test var. Slump testi yapıyorlar. Slump, yapılıyorlar. Test. slump Hı -hı. testi. Slump testi betonun bir kıvamı var. Hı -hı. Bu kıvam yani belli bir oranda su katılıyor bu betona. İstenilen reçetedeki güç mukavemet gücü neyse ona göre sağlaması evet. için katılan. Şimdi Türkiye'de karşılaştığım işim sırasında karşılaştığım şeyden bir tanesi bu kıvam Biraz tabii yoğun bir kıvam. Hı -hı. Dolayısıyla bu beton dökülümü sırasında işçiliği zorlaştırıyor. Hı -hı. Nasıl zorlaştırıyor? Büyük bir tabla, tabliye döküyorsunuz. Tabliyenin içerisinde betonları sürekli çekip ondan sonra onu kalıpların içerisinde oturtup vibratörle de tamamen e, iyi bir şekilde dolmasını sağlayan bir çalışan Hı -hı. eleman var. O sürekli bu işi yapan kişi yoruluyor. Bir müddet sonra aşağıda mikserin başında, beton pompasındaki mikserin başına kadar ıstık çalıp oradan suyu açıp diyebiliyor. He. Şimdi insanların burada bir lazım. O su açmak demek o betonun sınıfını aniden çok yüksek miktarda düşürmek demek. Yani işte az önceki bahsettiğiniz zayıf halka meselesi. Aynen. Şimdi yani, o zayıf halka burada başlıyor. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz? Yapı denetimin, e siz bitir işlem bittikten sonra mı denetim yapıyorsunuz? Hayır. işin en başından, proje aşamasından başlıyor iş bitene kadar. Az önceki bahsettiğiniz arkadaşı da denetleyen siz misiniz? Yani aslında orada evet sahada denetliyorsun onu. İşte He. orada bakıyorsun. Orada ona Takip etmen lazım ki ben şahsen takip ediyordum kendi şeyimlerimde, Hı. dökümlerimde. Müsaade etmiyordum Çünkü mesela. Çünkü insan hayatı değil mi? En Tabii. Ya Aslında burada bizim anlatmak istediğimiz tek şey insanların çok iyi bilinçli olması lazım. Tabii. Yani sahada çalışan, sektörde çalışan insanların bu konuyla ilgili çok iyi bilgilendirilmesi lazım. Benim şöyle bir Eğitimin önerim var. lazım. Katılır mısınız bilmem. Ee, i̇lkokuldan başlayarak birinci sınıftan deprem dersi yapılsın. Hem e, evlerin nasıl yapılması gerektiğini, bunun ne kadar önemli olduğunu. Çünkü ağaç yaşken eğilir. Hem de deprem esnasında ne yapılması gerektiğini. Bence deprem dersinin ilkokul birden, üniversite sonuna kadar zorunlu olması lazım. Çünkü fay hatlarının üstünde evet. olan bir ülkedeyiz. Ne dersiniz bilmiyorum. Valla deprem konusunda bilinçlenme açısından Hı -hı. ilkokuldan itibaren çocuklara deprem bilinçlendirmesi yapılması lazım. Doğru yapılması lazım ki yani bu bire, sadece bire yetiştiği zaman ne istediğini bilsin. Ayda yılda bir kere yapılan tatbikatla Tabii, öğrenilecek bir şey değil. Kesinlikle değil ve aynı zamanda insanlar bina yapılırken neyi sorgulaması gerektiğini, nelerden kaçınılmaması gerektiğini bilmesi lazım. Doğru. Bu kadar bilgi insanların hayatını kurtaracak bilgiler. Doğru. Yani o adam mesela suyu açıp oradaki betonun sağda dökülen betonun sınıfını e, A dereceden B derecesine düşürebilir. Düşürüyor. Düşürebilir ve onun bu, farkında da olmaz. bilmiyor onu. onu. Bilse yapmaz zaten. Veya biliyor umurunda değil. Bilemiyorum yani. İnsanların Öyle insanlar da varsa vardır, artık bilemiyorum olabilir. yani. Olabilir de bilmiyorum. Yani ben insanlar kötülemek yani. istemiyorum ama... Biz orada ben mümkün olduğunca çalışan, sahada çalışan insanlara böyle anlatmaya çalışıyordum. Evet. Dilim yettiğince. Dikkat etmesi gereken olaylar işte. Demirler döşenirken pas paylarının doğru bırakılması lazım. Ona göre işte demir donatısı yapılıp demir donatısı bağlantmaları güzel yapılması lazım gibi. Ben inşaat mühendisi bizim proje denetisi ve yapı denetisi, inşaat mühendisliğini götürüyorum. Onu anlattırdım onlara. Hmm. Özellikle onları anlattırdım. Çünkü bizim içimizde öyle bir grup ekip vardı, bilinçli şey bilen. Şimdi burada benim gözlem dedim o. Hmm. Sağda kürü yani bakımı yapılmamış. Bakımdan kastım şu. Döküldükten sonra usulüne dö göre dökülen betondan sonra betonun o hava şartlarına göre e, ıslanması gerekiyor. İçindeki su suyu birden bırakmaması gerekiyor. Ha zaman o suyu bırakmaya engelliyor şimdi değil mi? Şimdi o senin onu şimdi bir takım kimyasallarla falan engelleniyor. Tamam. Kimyasallar da koyuyorlar ama e, bu su bakımının önemli. Bu e, en basit yani en değil mi? En basit evet. Mesela o işte 17 gün boyunca evet. e, beton mukavemetine ulaşıyor. 17 günde olgunlaşıyor. Yani o 17 gün hayati öneme sahip. 17 gün hayati öneme sahip. O süre içerisinde sürekli sulanması lazım. Sulanıp ona kür deniyor. Kürlenmesi evet. lazım, bakımması lazım o beton o suyunu birden kaybetmeden e, mukavemetine gerçek mukavemetine ulaşması, ulaşması lazım. lazım. Çünkü 17 gün 10 günde %70'ine falan ulaşıyor. Hmm. Yani 10 günde mukavemetinin o projede hesaplanan mukavemetine %70'ine ulaşıyor. Evet. 17 gün boyunca sulanırsa çünkü onun üzerine kalıp çakılıyor, büyük bir yük getiriliyor. Nasıl yani? ondan sonra hep teknik. Bu tekniğin yani uygun... Yapı denetim burada artık şu saatten sonra Türk halkı için hayatı öneme sahip diyebilir miyiz? kesinlikle sahip Çünkü ve Çünkü artık güvenemiyoruz yapılan evlere. Ve işini de gerçekten işini bilen insanlar yapması lazım. Yapması i̇nşaat lazım. mühendisleri inşaatını yapsın. Aynen. İnşaat mühendisi de inşaat mühendisini denetlesin. Denetlesin. Müteahhit işler gitsinler değil mi? Ben evet şimdi ben e, sahada gördüğüm en büyük sıkıntı buydu. Yani insanlara gittiğimizde insanlara anlatma ihtiyacı duyuyordum ben. Adam demir bağlıyor, demir bağladıktan sonra işte Adamlar ilk önce kalıbı çakıyor, kalıbın üstüne demiri bağlıyor. O süre içerisinde işte, şunlara dikkatim, bunlara edin. İnsanlar birazcık da bilgiyi şey görüyor. Bazı insanlarımız bizim, bizim temel yapımız bizim aslında. Yani şey, bunlar diyor Küçüküyor. kulak arkası ederim önemli, önemli şeyler değil. 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 Hmm. Bunları dinlenir. Ondan sonra ben yine kendi bildiğimi evet. yaparım ama sonuçta giden insan canı. Aynen. Belki kendi ailelerinden birilerini de kaybettiler. Allah, Allah korusun Böyle vurdum duymaz olan insanlar. Peki programın sonuna geliyoruz Halil Bey. Son birkaç cümlenizi alalım. Ben e, öncelikle beni davet ettiği için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ama böyle bir programla karşılaşacağımı <laughs> bilmiyordum. E, ama çünkü mutlu oldum. Şey, en belli mesajlar, evet. belli konularda evet. ben vermiş oldum. Evet. E, Allah hayretsin inşallah. Teşekkür, teşekkür ederim. Allah işini bir rast getirsin. Sağ sağlık. Sağ, Sağ olun. Razı teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler bugün e benim için çok özel bir konuk aile dostumuz Halil İbrahim Uçar. Aynı zamanda makine mühendisi, yapı denetim firması da vardı. Daha önceden malumunuz bir büyük afet yaşadık. Birazcık ona da değindik. orada hani kendi gözlemlediği kadarıyla eksikleri de konuşmuş olduk. Çünkü hepimizin yüreği yandı. Tekrardan orada hayatını kaybedenlere, Allah'tan rahmet, rahmet kalanlara başsağlığı diliyoruz. Allah bir daha böyle bir afeti bu millete yaşatmasın Amin. diyoruz. Amin. sevgiyle kalır. Ee, Halil Bey yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Ee, Hüseyin ile Bir fincan Kahve programının yapısını nasıl buldunuz? Gayet güzeldi. Bayağı bilgi verici oldu bizim açımızdan. Birçok konuya değinmiş olduk hayat hikayemizi anlatırken. Evet biz naturali seviyoruz program olarak. Size evet. de bir sürpriz yaptık. Evet öyle bir sürpriz oldu. Beni kahveye çağırdınız ve görüşerek bir baktım kendimi kameraların önünde gördüm. <laughs> evet, evet yüreğinize sağlık. Çok güzel zevkli bir programdı. Benim için de özel bir program oldu. Allah razı olsun. Ee, söylemek istediğiniz son bir cümle varsa alalım. Yok, başarılar diliyorum. Sağ ol. Yayın hayatında başarılar diliyorum. Biz buna başlamıştık önceden ama. Evet, şimdi evet. gördüm devam ediyorsun. Elhamdullah. Sağ ol. Yolun açık olsun.